Ömer Faruk Terşe kanalımızdan herkese merhaba. 5.5 kahvalık bir salengoz motorumuz var. Bunu damlama sistemine bağladık. Şu şekilde duvarla ördüğümüz bir havuzumuz var. Bunun içine yaklaşık 2000 ton civarı su alan bir havuz. Şu alttan bağlantısı nasıl yaptık? Şuradan havuzdan bir çıkış var. Şu şekil. Buraya bir kelebek vana attık. Havuzdan çıkışa bakın şuraya bir kelebek vana attık. Bu havuzun suyunu durduruyor. Daha sonra bundan geldik, bir filtre bağladık. Şimdi motor bağlantımıza geleceğim birazdan. İlk önce sistemimi anlatıyorum. Buna bir filtre bağladık çünkü havuzdan gelen pis sular, çamurlu sular veya taşlı su filtrede süzülüyor. Şuradan hala 4 inçlik. Tamamıyla burası 4 inç. Oradaki borum da 4 inç. Havuzdan gelen borum. 4 inç olarak devam ediyor. Buraya bir 4 inçlik vana attık. İlk zamanlarda bunu farklı bir sistem olarak düşünmüştük. Onun için bu vanayı attık. Aslında siz bu vanayı atmaya da bilirsiniz. Çok gerekli değil. Çünkü geride bir kelebek vana var. Daha sonra şu ilerileri vana attık. Onları da göstereceğim. Buradan 4 inçlik vanamız var. Ve bir demir bir parça attık. Aynı zamanda burada tahliye. Buradan bir herhangi bir hortum bağlayıp sağa sola su almak için. Şöyle bir vana şeklinde açılıp kapanan şöyle bir e ee, çeşme diyeyim size. Çeşme koyduk. Aynı şekilde şurada da var aynı şekilde çeşme. Bunun koymaktaki esas amacımız içeride şöyle bir tankımız var. Şu şekil göstereyim bakın. Şurada kırmızı görünen yaklaşık 200 litrelik bir tank. Onu buraya bağlantı yapacaktık Gırtlak hortumla. Bununla ilgili gırtlak hortumunu falan da aldık daha önce de. Bağlantı yapacağız. Ee, gübremiz sıvı olarak damlama borularıyla beraber ağaçlarımıza vermek için bu bağlantıları koymuştuk. Onu da kenara koyacaktık. Şöyle müsait bir yere. İçine gübremizi koyacağız. Havuzumuzdan kelebek manamızı açıp damlamayla bahçemize verdiğimiz suyu onun içinde dayım yapıp gübreli bir şekilde ağaçlarımıza dolacaktı. Yani sulayacaktık. Onun için koyduk bunları. Daha sonra şurada dörtten 3'e düşürülen bir rediksiyon koyduk. Dörtten üçe bir rediksiyon. Bunu bağladık ve bundan sonraki sistem plastik ve 3 inç olarak devam etti. Ve buradan gelen e, 3 inçlik şurada erkek kaplimimiz var. Bunu direkt e, salyongoz motorumuza bağladık buradan. Buradan su girişi oluyor salyongoz motorumuza. E, şu şekilde dik bir şekilde koyduk. Bakın şöyle göstereyim. Bunun gücü 5.5 kahvaltı gücü var. Şuradan çıkışı var üstten. Buradan tekrar motorumuz suyu basıyor. Şu şekil. Şu da bahçemize giden su borusu bu şekilde şurada da durdurma. Bakın şuraya bir vana attık. Şu şöyle geliyor. Buradan bahçemize dağılıyor şu şekil. Yani 5,5 kahvalık kavalık motorumuz, salyangoz motorumuzun bağlantısı bu şekil. Şema bu şekil. Havuzumuzdan çıkan su. Oraya 3 inç de koyabilirdik. Zamanında biz 4 olarak düşündük. Daha fazla su gelsin hazine olarak. Daha rahat bassın. Yani her tarafa yesin diye düşündük. 3 inçlik de bir borul koyulabilirdi koyulabilirdi. Biz 4'ü tercih ettik. Daha sonra 4'ten 3'e düşürdük. Ve bu şekil bakın. Şu şekil direkt alttan girişi var. Üstten çıkışı var. Yani bu ters yapmamaya dikkat edin. Buradan e, motorumuza su giriyor. Dönen pervane vasıtasıyla basınçla 5,5 kahvalık güç üretiyor. E, bahçemize çok yüksek bir basınçta suyumuzu pompalıyor. Bu motorun en büyük faydası ne diyecek olursanız tabi yeriniz yüksektir, bahçeniz biraz açaktadır havuz yaptığınız yer. Şimdi damlama hortumları suyun, kirecin karşılığında veya çamurlu oluyor, kireç oluyor, tam filtremiz süzemiyor. Bahçemizde bütün damlama hortumlarını belli bir süre sonra yaklaşık atıyorum 2 veya 3 yıl sonra bayağı bir tıkıyor. Normalde bir damlama deliğinden saatte 2 litre akacaksa yarım litre akmaya başlıyor. Bu da ağacın sulamayısını e, azalttığı için ağacın büyümesini azaltıyor e, veya su ihtiyacını karşılayamaz duruma geliyor. Meyve ufak kalıyor. Bunun için e, her 2-3 senede bir arada bir yenilemeniz gerekebiliyor damlama ortamlarını. Ama bu salyangoz motorumuz veya başka bir motor olabilir, dalgıç motor olabilir veya daha ayrı bir motor tertibatı kurabilirsiniz. Biz bu motor tertibatını düşündük, uygun gördük. Bunun yaptığı basınç da o kapanan, kireçlenen yerler o basınçla hava basıncıyla inanır mısınız tamamını tekrar açıyor. Yani yeni bir hortuma gerek kalmıyor bunun basıncıyla. Yani alanınız düz bile olsa, rahatlıkla sulanıyor bile olsa bu ile şeyle karşılaştığınız zaman bu şekil bir motor vasıtasıyla damlama hortumlarının deliklerini rahatlıkla açabilirsiniz. Ee, şöyle elektrikçiye de kablomuzu bağlattık. Bu dikkat edin buna. Ters bağlayabiliyorlar. Ters bağladığı zaman bu sefer ters dönüyor motor e, pervanesi gelen suyu tekrar havuza pompalayabiliyor ters bağladığınız zaman. O çok önemli bir nokta. Doğru bir şekilde bağlantı usta bir elektrikçi. Yani motordan anlayan bir elektrikçiye bağlatmanızda fayda var. E, motorumun özellikleri 5.5 kV salyangoz motor. Yaklaşık 65 metre yüksekliğe kadar. 65 metre e, o zaman özellikleri arasında bu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakayım e, bayağı da bir silinmiş şurası. 65 metre yüksekliğe kadar basabilen bir e, motor sistemi diye o zaman e, yanlış hatırlamıyorsam o şekil konuşmuştuk. Yani şu an benim bahçem yaklaşık e, meyilli e, en altla en üst nokta arasında 5 metre diyeyim veya 6 metre diyeyim size en altla en üst nokta arasında 6 metrelik bir mesafe var. Çok rahat bir şekilde. Yani basıncı fazla bile geliyor. Suyu biraz açtığım zaman damlama ortamlarını patlatabiliyor. Çok rahat bir şekilde basıyor. O yönden gerçekten memnunum. Bunu da size paylaşmak istedim. Bu motorumuzun bağlantısını. 5,5 kahvalık Eğer bahçesi olan, damlama sulama sistemi yapan, bununla ilgili bir motor koymak isteyen varsa böyle bir motoru, gücünü deneyebilir. Gerçekten biz çok memnunuz. Herhangi bir yorumunuz varsa yorumlara yazın. Yani bir sorunuz olur. Başka bir şey aklınızda takılan bir şey. Mutlaka geri dönüş yapmaya çalışacağım. Şekil bir fitre koyduk. E, fitre koymak mutlaka zorunlu. Çünkü havuzun pisliğini taşını, çamurunu bu engelliyor. Aksi takdirde direkt damlama ortamlarınızı dağılır ve tıkar. O çok önemli. Tamamıyla ondan sonraki sistemimiz 3 inçlik borularla yine plastik tamamıyla plastik. Arada bir metal parçalarımız var. Bahçemize dağıttık metal parçalarını olabildiğince az kullanıyoruz. Çünkü her zaman plastik daha pratik oluyor. Bahçede metalı paslanma olasılığı var. Sökmek daha sonra ayrı bir şeyler yapmak baya bir problem. Şu şekil göstereyim. Daha önceki videolarımda da damlamanın nasıl monte edileceğini, şu damlama ortamlarının nasıl takılacağını hepsini göstermiştim. Şurada bir kelebek bana atmıştı dediğim havuzdan çıkış noktasına. Şu şekil filtremize geliyor. Şurada e, şunlar dediğim gibi gübre sistemi için bıraktık. Şurada da bir çeşme bıraktık. Bu çeşmede herhangi bir hortum takıp bahçemizin kenarında eğer ufak tefek sebze falan yaptıysak onları sulayabilmek için bırakmıştık. Şu gübre hortumları gerçekten e, düşünerek koyduk ama daha sonradan yani kullanmadık gübre hortumlarını. Çünkü e, oradaki içine tankın içine koyduğumuz gübre bazı yere bazen fazla gelebilir veya içindeki bitebilir farkında olmayabilir biliriz ağaçların hepsini yukarıdaki ağaçlara çok gelir aşağıdaki ağaçlara belki yetersiz gelebilirdi o şekilde yapmadık genelde katı olarak atıyoruz daha sonra sulama veya yağmur suyuyla tam yağmur zamanı eriyor Evet e, bugün bu 5.5 kahvalık motor bağlantısı ile ilgili videom bu kadar eğer videomu beğendiyseniz Sizlere de faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.